Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir Ramazan günlüklerinden daha hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hak Ramazan günlerimizi mübarek eylesin. Özellikle de böylesine güzel mağfiret günlerinde Cenab-ı Hak mağfiretine mazhar olabilmeyi, hatalarımızdan, kusurlarımızdan Cenab-ı Hakk'ın katında arınıp huzuru ilahiyeye temiz bir şekilde varabilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ramazan günlüklerinde Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinin 88. ayetinden bir cümleye misafir etmek istiyorum sizleri. Bu cümle o kadar güzel ki yaralarımızı, sıkıntılarımızı, acılarımızı öylesine hafifletip bize öyle güzel bir istikamet çiziyor ki ayeti anladığımızda hayatımız da çok farklı bir anlam kazanıyor. Kullu şeyin halikun illa veceh. Tam da surenin içinde geçen bir kelimedir, cümledir bu. Cenab-ı Hak burada her şeyin helak olacağını ve yok olacağını bize hatırlatıyor. Yani zenginliğin, varlığın, malın, mülkün, gençliğin, sahip olduğumuz ne varsa bunların her birinin bir gün bizi terk edeceğini, bizi bırakacağını bize hatırlatıyor ve ayet orada bırakmıyor meseleyi. Daha sonra illa veceh kelimesiyle her şeyin bizi bırakıp gideceğini ama Allah adına, Allah namına, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımız hiçbir şeyin bizi terk etmeyeceğini bize hatırlatıyor. Kıymetli kardeşlerim, esasında dünya bir gurbet yeri. İnsan sevdiklerini yolcu ediyor buradan. Ve bütün bu yolculuklar her bir manada insanın kalbini bir şekilde burkan bir hadiseye dönüşebiliyor. Ama bu ayetin penceresinden hayata baktığınızda, bu ayetin penceresinden hayatı okuduğunuzda şunu çok iyi anlıyorsunuz. Evet, her şey yok olup gidecek, her şey helak olup gidecek ama bir şey var ki eğer onu anladığımızda asla yaptıklarımız helak olup gitmeyecek. O da şudur, ne yaparsak yapalım Allah namına, Allah'ın rızasını gözeterek, Allah bilsin diye yaptığımız hiçbir şey yok olup gitmeyecek. Tabiri caizse Allah'ın ajandasına, Allah'ın defterine, Allah'ın katına yazdırabildiğimiz hiçbir şey yok olup gitmeyecek. İşte bu cümlenin bize verdiği şöyle güzel bir teselli var. Ne olursa olsun insan yok olmamanın, hiç olmamanın, kaybetmemenin yolunu ancak ve ancak rızayı ilahiye giden yolu anladığında anlamış olacak ki Rabbimiz şu mübarek Ramazan günleri vesilesiyle ne yaparsak yapalım rızası için yapmayı, yaptığımız amellerin heder olmamasını, elimizde avucumuzda ne varsa onları Allah adına kullanıp ebedi cennette kendimize arkadaş kılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun.